yaslanarak bu süreci açıklamaya çalışırsak önümüzdeki dönemin görevlerini yerine getirme konusunda yetersizliklerimiz derinleşebilir. Kısacası bu süreçte sorgulama yaparken eksiklerimizi, yanlışlarımızı samimiyetle masaya yatırıyoruz, yatırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu adaletsiz sistem, bu rejim, baskıcı rejim bütün hızıyla icraatlarına devam ediyor. Ve mücadele öncülerini bekliyor. Evet, eğer mücadelede bu öncülük rolünü üstleneceksek, rejime karşı bu mücadeleyi kararlılıkla büyüterek sürdüreceksek, elbette kendimizi yenileme gibi bir ihtiyacımızı da görmek zorundayız. Adaletsizlikler, haksızlıklar, baskılar devam ediyor dedim. Seçimlerden döviz kurlarındaki yükseliş yoksulluğu daha da büyütmüştür. Bugün milyonlar bir hafta öncesine göre daha yoksuldur. Talan ve sömürü, emek sömürüsü üzerine kurulan sistem acı reçete başlığı altında halkı ezmeye devam edeceğini açıkça göstermektedir. Ve bu süre bizlere bunu bütün boyutlarıyla göstermiştir. Değerli arkadaşlar, kayyum rejimi, kayyum uygulamaları da aynı şekilde seçimden sonra devam edecek. Bunun işaretleri de yine Patmos Belediye İş Başkanlarımızın gözaltına alınmasıyla ortaya konmuştur. Kısacası bunları arttırabiliriz. Yüksekova'da Erdem Başkan 5 yaşındaki çocuğun bir assubayın kullandığı araç sonucu ezilerek ölmesinin ardından bu güvenlik görevlisinin serbest bırakılması da tanıdığımız bir manzaradır. Kürt şehirlerinde çocukların zırhlı araçlarla ezilerek öldürülmesinin devam etmesi cezasızlık politikasının ve Kürt sorununda güvenlikçi anlayışın bütün boyutlarıyla devam edeceğini gözlerimizin önüne seriyor. Bunları görmek zorundayız. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda Avrupa Konseyi'nden gelen uyarılar kulak ardı edilmeye devam ediyor. Yani içeride adaletsizce, haksızca, siyasi rehine olarak tutulan bütün yoldaşlarımız, arkadaşlarımız yine aynı hukuksuz, adaletsiz uygulamalar sonucu orada tutulmak isteniyor. Bütün bunlar bizlere mücadeleyi büyütme mecburiyetinin ne kadar büyük ve acil olduğunu da gösteriyor. Mücadele daha örgütlü ve kararlı devam etmek zorundadır. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka tabloda toplumun en az yarısının ki bize göre daha fazlasıdır, demokratik dönüşüm talebinin canlı ve güçlü olduğunu da göstermiştir. Şimdi bu demokratik ve dönüşüm ve adalet talebini omuzlama göreviyle karşı karşıyayız. Bunun öncülüğünü üstlenme rolüyle karşı karşıyayız. Emek sömürüsü ve yoksulluğun son bulması için bizlerin bu mücadelede öncülük yapma mecburiyeti vardır. Kürt sorununa demokratik çözüm için toplum öncülüğümüzü bekliyor. Öncülük yapmamızı bekliyor. Demokratik cumhuriyetin inşasına giden yolu açmak için mücadeleyi daha örgütlü ve kararlı bir şekilde yürütme sorumluluğu bizleri bekliyor. Peki bütün bunları hakkıyla yapabilmek için en önemli şart bizlerin geçmiş dönemde yaşadığı eksiklikleri, yanlışları masaya yatırmamız, sorgulamamız, samimi bir eleştiri ve öz eleştiri sürecinden geçirmemizdir. Bunu yapmazsak önümüzdeki dönemin görevlerinin altından kalkmamız da zor olacaktır.
Oysa bunu yapacak birikime, iradeye sahibiz. Geçmiş dönemin büyük bedellerle bize miras olarak bıraktığı geleneği büyütecek yollarımız, tecrübemiz vardır. Bu tecrübeyi ve birikimi en iyi noktaya taşımak için de eleştiri, öz eleştiri, sorgulama, tartışma sürecini samimi ve sahici bir şekilde yürütmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, tartışma canlandırır. Eleştiri, öz eleştiri güçlendirir. Bizler bunları bu süreçte yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu süreci devam ettireceğiz. Halk buluşmalarıyla devam ettireceğiz. Çünkü siyasetin canlı kalabilmesi, demokratik siyasetin önümüzdeki dönem toplumsal dönüşüm için öncü rol oynaması buna bağlıdır. Bizlerin kendimizi yenilememize bağlıdır. Toplumla daha doğrudan ve daha yoğun ilişki kurmamıza bağlıdır. Halkla birlikte, halkın içinde yürümemize bağlıdır. Halkı dinleyerek, halkın gücünü, dönüşümün kaynağı haline getirerek ancak bu görevlerin üstesinden gelebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, topluma bir yılgınlık, bir mağlubiyet duygusu yerleştirmek isteniyor. Sanki iktidar toplumun demokratik dönüşüm isteyen güçlerini bozguna uğratmış gibi bir algı ve duygu yayılıyor. Bu tehlikeli bir tuzaktır. Bu tuzağın herkes farkına varmalı. Ve bir an önce bu tuzağın bertaraf edilmesi için en geniş demokratik mücadele ortaklığını kurma çabalarını büyütmek lazım. Ancak hep birlikte demokrasi ve adalet isteyen güçler buluşarak bu tuzakları ortadan kaldırabilirler, geleceğe birlikte yürüyebilirler. Umut ve mücadele ikiz kardeştir. Umut olmadan mücadele olmaz. Umut geleceği kurma inancıdır. Mücadele geleceği kurma iradesidir. Bu inanç ve irade zayıflarsa geriye kalan tek şey teslimiyet olacaktır. Oysa bizlerin teslimiyetten nasıl sonuçlar çıkacağını bilen çok güçlü bir geçmiş tecrübemiz vardır. Teslimiyet yok olmak demektir. Teslimiyet vazgeçmek, kadercilik demektir. Şu an topluma dayatılan tam da budur. Bizler buna karşı en güçlü direnç odağı ve öncü güç olmak durumundayız. Öte yandan değerli arkadaşlarım, mücadele bitmez bir yoldur. Kesintisiz bir yolculuktur. Bu yolda elbette engeller çıkar, bu yolda tökezlemeler olur. Bizler de bu uzun yolu yürürken yanlış yerlere sapabiliriz. Bütün bunların aşılabilmesi, engellerin bir kenara bırakılması ve hataların düzeltilmesi ancak açık tartışma, samimi eleştiri ve sahici öz eleştiriyle mümkündür. Bizleri bekleyen önemli görevler var. Bunları daha önce söyledim. Evet, gerçek ve samimi bir değerlendirme bizleri güçlendirecektir. Kimse bundan korkmasın. Kimse bundan çekinmesin. Kimse sorumluluktan kendini azade edecek mazeretler aramasın. Bu partiler, HDP ve Yeşil Sol Parti, en alttan en üste, her düzeyde bu süreci işletecektir. Gereği neyse bunları da yapacaktır. Yenilenmeye ihtiyacımız var. Eğer bu ülkeyi yenilemek istiyorsak önce
biz yenileneceğiz. Örgütsel, siyasal ve düşünsel.